Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Diyanet İşleri Bakanlığı biz bize yeteriz kampanyasında bağışta bulunabilirsiniz ve zekatlarınızı verebilirsiniz. Ha, size caiz midir? Ben ona karşıyım. Çünkü niye? Benim komşum varken üniversite okuyup da kirasını ödemeyip de gelip okulu terk ettiği bildiğim halde çıkarıp oraya verirsem nereye gitti belli değil. Ben ona karşıyım. Ona vereceğim de karşımdaki komşu babası ölmüş, üniversite okuyor, kirasını ödemiyor. Ben o adama vermem gerekir. Karşıda götürüp Diyanet'e vermemem gerekir. Çünkü öğrenci benim kapı komşum, parası olmadığı için, kira ödemediği için Malatya'da okulu bırakıp gelmiş. Ben ona vermeyip de gidip Diyanet'e vereceğim. Bu bence caiz bir şey değildir. Şimdi caiz olduğunu düşünüyorum. Neden olmasın? Yani önümüzde Ramazan'dır. O zaman zekatını şu an ihtiyacı olanların 10 gün niçin bekletelim? Bir ay daha niçin bekletelim? Şu an ihtiyacı olana vermek daha doğru değil midir? Yani zekatın illa kim günü, zamanı, dakikası var mıdır? Şu an ihtiyacı varsa şu an verilmelidir. Ve şu an gerçekten de bu doğru bir karardır. Ben buna inanıyorum. Vallahi arkadaşım devlete zekat gitmez yani. Zekatın kuralları bellidir kime gidiyor. Zekat fakir insanın şeyidir, hakkıdır. Eğer gerçekten fakir insanlara veriliyorsa ona bir şey diyemem. Bir Müslümanın referansı Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Hiçbir zaman kurum ve kurumlara zekat gitmez. Zekatın gidileceği yer Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde bellidir. Örneğin fakirlerdir. Efendime söyleyeyim, yolda kalmışlardır, miskinlerdir. Ondan sonra talebelerdir. Efendime söyleyen borçlulardır. Malı olup da malına yetişemeyip evine yetişemeyen ve bu evine gidebilecek kadar zekat alabilir. Onun fazlasını alamaz. Kurum ve kurumlara hiçbir zaman zekat gitmez. Bunu Diyanet İşleri Başkanı da dese, Sayın Cumhurbaşkanımız da dese, Sayın Milletvekilleri de dese, hiçbir zaman bu gibi sözler ve şeyler kale alınmayacaktır. Ha, şu var. Diyelim ki bizim devletimiz fakir düştü vehut geliri gideri karşılamayacak bir duruma düştüğü zaman bunu biz zengin kişilerden alıp bunu devlet bütçesine bir sokabiliriz. Ha, bunun yanında diyelim ki fakir de var. O da kendi gücü nispetinde onu alıp devlet bütçesine bir katkıda bulunabilir. Onun dışında bizim referansımız bir Müslüman olarak Kur'an ve sünnettir. Hiçbir zaman biz zekatımızı Kur'an ve sünnet dışında belirlenmeyen herhangi bir yere biz başlayamayız. Bence doğru bir karar çünkü sonuçta karar verecek merci orasıdır. Biz de burada zekatlarımızı verebiliriz. Yani. Çünkü güvendiğimiz bir kurumdur, bir kuruluştur. Böyle bir fetva vermişse biz de bir vatandaş olarak bunu destekliyoruz. Diğer mesela gündeme geldi muhalefetin bağış kampanyalarına vermek caiz midir, caiz değil midir? Buna karşılık da Diyanet İşleri Başkanlığı caiz olmadığını, yani onların kendi kafasına göre hareket ettiğini, yani esas olanın hükümetin olduğunu bunu dile getirdi. Yani örneğin bağış bağıştır, sevap sevaptır. Sevabın muhalefette iktidarı olmaz. Yani fikrim bu. Şimdi devlet baba. Benim babam yok. Devlet baba diyorlar ya mesela, şimdi devlet burada şu anda baba sıfatındadır. Bu mağduriyeti, bu zaruriyeti devletin kendi kapsamında gidermesi gerekir. He, caizdir. Nasıl caizdir? Senin şimdi kendince durumun iyidir, halin baktın yerindedir. Beni görmüşsün fukara. Tamam mı abi? Halimi baktığımı görmüşsün, gönlünden gelmiş. Tamam mı abi? Gönlünden gelmiş. Bu adama helaldir. Haram olmaz. Bu zekat ona helal gider. Kanaatine vardığın zaman bu caizdir abi. Ama genellemeye baktığın zaman abi bir eşitlik yok. Eşitlik yok abi. Anladın abi? Halk arasında bir eşitlik yok. Bakıyorsun şimdi bu bir kredi olayı çıkartmışlar. Bu koronavirüsten dolayı bu COVID-19 mudur nedir? Tamam abi? Bundan dolayı bir kredi çıkarmışlar. Belli bankalar aracılığıyla yapmışlar bunu. Şimdi ben gittim, benim ihtiyaçlarım vardı, borçlarım vardı, ödemelerim vardı. Benim şimdi yeni evliyim, tamam abi?
Benim taksitlerim var bak. Benim taksitlerim var burada Evşan'da. Gençte benim ayrı ödediğim taksitlerim var. Annemin kirasıdır, benim kiramdır, iki evin mutfağıdır. Hastane işleri var. Hanım gebedir. Oraya git, buraya geç, git, gel, git, gel. Ha babam, ha babam. Abi nereye kadar? Hani nereye kadar abi? Şimdi ben gittim başvuruyu yaptım. Başvuruda ben kriterlere böyle bakıyorum. Sigortası olan, tamam abi? İnsanlar için bu kredi geçerliymiş. Ya sigortası olmayanlar, sigortalı olarak bir yerde çalışamamış olanlar. Bunlar da vatandaş değil mi? Bunlar da halk değil mi? Bunları da göz önünde bulundurmak, değerlendirmek gerekmez mi? Yani söyleyeceğim bunlar abi. Vallahi onu ben bilemem. Onu din alimlerinin fetvası vermesi lazım. Eğer büyük adamlar öyle diyorsa, alimler kendi günahının altından kalkıyorsa öyledir yani. Vallahi din adamları eğer vebaline de katlanıyorsa öyledir yani. Bakalım. Zekat, fıtır, hac. Yani ihtiyacı olanlara ulaşsa daha güzel olur. Pardon, hac diyorum. Nedir onun adı? Sadaka.